düşüncelerini alabilir miyim? Yorumlarını alabilir miyim? Söyleyecek bir şey yok. Herkes bugün izledi. Ben de söylemiştim. Bu maçtan biz puanlar alacağız. Çok rahat yenebileceğimiz maçı. Galatasaray böyle yakalamışken 3 puan alabileceğimiz bir maçı. Maalesef berabere bitirdik. Hakem maçın genelinde çok iyi bir maç yönetti. Ama nedense 1-0 biz öne geçtikten sonra bütün kararlarını Galatasaray'a vermeye başladı. Tutun ki Hasan Şaş benim yanımda hakemle 1 metre üçümüz yan yanayken bana küfür edebiliyor. Hakem burada sessiz kalabiliyorsa ben artık başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani Hasan Şaş kime küfür etti? Sana mı küfür etti? Bana, ben yıllarca beraber oynadığımız takım arkadaşına hakemin yanındayken yani söylenmeyecek bir laf söyledikten sonra hakem de bunu duyduktan sonra eğer cesaret edip o kartı çıkartamıyorsa benim bundan sonra bir şey söyleyeceğim. Hangi dakikalarda küfür etti? Ama maçın genelinde hakem iyi maç yönetti. Dediğim gibi ta ki biz 1-0 öne geçene kadar. Peki çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok önemli bir müsabakaya gidiyoruz. Ligin artık 1/3 bölümü bitmiş durumda. Bu maçla birlikte bitecek. Lider durumdayız. Lider olarak dönmek, bu avantajımızı korumak istiyoruz. Bizim için gerçekten çok önemli bir müsabaka. Bu şekilde hazırladık. Umarım bütün düşündüklerimizi sahaya yansıtırız. Sakatlar da iyileşti zannediyorum. Lincoln oynayabilecek mi Sayın Sezgin? Hakan Şükür. Şimdi 20 kişilik bir kadroyla gidiyoruz. Kimin oynayacağı maç saatinde belli olacak. Ama sakatların iyileşmesi mutluluk verici. Bir tek Ayhan Okan, bir de Hakan Şükür kaldı. Onları da bir an önce aramızda görmek istiyoruz. Çünkü geçmiş haftalarda özellikle Denizli maçı öncesi 5-6 sakatlığın olması bizim için çok büyük bir dezavantajdı. Ama buna rağmen çok iyi mücadele ortaya koyuyoruz. Umarım bunlardan birini de Antep'te gösteririz ve mutlu bir şekilde İstanbul'a döneriz.